Yilom'uza hoş geldiniz. Son Yilom'daki artık derbeder halinden sonra böyle biraz kendime çeki düzen vermiş halimle sizlere merhaba demek istedim. Normalde buyum yani. Ötekiler olağan dışı hallerim. Küçük odayı topladım. Epey şöyle bir dönelim. Küçük odayı topladım. Bir şu masanın üzeri kaldı. Onları da topluyorum şimdi. Hani böyle bir iş yaparsınız ucuna girersiniz artık en kalan batan şeyler böyle yerini bulamadığınız şeyler kalır ya. O şekilde şu an masanın üstünde böyle en hani şey yerini belirleyemediğim şeyler kaldı açıkçası. Onları da yerlerine koyduktan sonra işim bitmiş olacak. Şöyle küçük odayı epey toparladım. Buradan girdiğinizde sol tarafta makyaj masam. Dün taktığımız ışıklar. Bunlar da toplanacak olan şeyler var. Burada burası düzenlenecek yine. Bu şekilde buraya da büyük ihtimalle genelde ütü açık kalacak. Tam bir giyinme odası olacak burası. Şöyle. Şuraya şu şeyleri, ne o çerçeveleri şuraya asmayı düşünüyorum. Ya da şurada raflar var. Onları da buraya şu kenarına falan takabiliriz. Bilmiyorum. Onlarla ilgili henüz bir karar veremedim. Makyaj masam da şu şekilde gözüküyor. Şöyle hızlıca size çekmeceleri göstereyim. Farlarımı buraya koydum. Rujlarım burada. Kalemler ve lip balmlar burada. Burada işte cımbız, ip vesaire. Burada tırnak bakım ürünleri. Burada parfümler, spreyler. Burada maskeler, tek tek olan işte ne bileyim cilt bakımıyla ilgili oje temizleme maddeleri falan filan var. Burada ojeler var. Burada yine hiç kullanmadığım cilt bakım ürünleri var. Lip balmlar var vesaire vesaire. Buraya da böyle kutuda olan ürünlerim var. İçlerinde işte deneme ürünler, sample'lar, hiç kullanmadığım makyaj malzemeleri falan var. Kolonyalar, deodorantlar, vücut spreyleri. Bunları da buraya koydum. Fondöten ve kapatıcılar, bazlar var burada. Birçok değişik aydınlatıcı bazlar falan da var. Burada da allık ve bronzerlerimi koydum. Yine değiştireceğim büyük ihtimal elim değdikçe. Bunlar da yukarıda kalanları toplayacağım şimdi. Thank you.
ile de yaptım. Küçük oda tamamen bitti şu anda. Perdesi var. Her şey yerleşti. Sadece halısı yok. Halısını da şu anda sermeyeceğim. Evde birkaç tadilat işi var. Onlar da bittikten sonra sereceğim ki halılarım kirlenmesin. Çünkü yeni yıkattırdım halılarımı. Bu şekilde de bence çok tatlı oldu. Sizce? Ne söyle? Söyle ya, niye sustun? Biz evdeki işler bitmiş gibi gene gezmelerdeyiz. Çok bile beğendik değil mi? Gezmeden. Kipa'ya geldik. Evet, çok bile beğendik. Olacak işte. Yani. Bayramın 3 günü hiçbiri gitmedik yani. İyi ki gitmedik ha. Hayır, gel. Sana böyle... sen evde temizlik yap. 2 gündür evdeyiz. Neyse, biz Kipa'ya geldik. Aç karnımızı doyuracağız. Hem de bir şeyler bakacağız. Öyle. Aç mısın sen? Arkadaş iki tane pizza yedi de evde. Ama ben açım yani. İstersen yanımda oturabilirsin. Senin hakkını da ben yerim. Peki. Bakıyoruz. Yok ya, ben de acım. Aç mısın? Acım aç. On buçuk. Ve biz daha yeni çıkıyoruz. AVM'yi kapatıyorlar. Manyak mutluyum yani, öyle bir şey. Anlarsın ya. Millet bakıyor, mal mı acaba? On bucak ara alışacak mısın? Kimse kalmamış, şuna bakıyor. Bir. Selamun aleyküm. Şuna bak, bomba mısın? Ölüyorum desem bakmaz kimse. Kaçta geldik biz? Kahve ısmarlayıp sana kendim yapacağım. Hazır. Kaçta geldik? 8.30 muydu? Aşkım 8.30'da geldik. Yaklaşık 35 dakika senin yemeğin sürdü. 10 dakika pendide. Bu nasıl bir dönüş? Yanmadım. Yanmaya yandım. 10 dakika pendide zaman kaybettin. Ondan önce ne geldiniz? İngiliz. Ne? İngiliz 10 muydu? Evet. Yılbaşından sonra yapacaklar kampanya. Şimdi bayramdan sonra yapacak kampanya. Deli gibi aldık, sağlık aldık. Ne aldık ya? Bir tane kalp. Yılbaşından sonra mı bekleyecektik? Bayramdan sonra diyorum. Bir düş de. Bir düş de çekeyim. Kusura bakmayın aklımda. Can bitiyor beni orada. Deli beni de düşürecek. Olay. Bizim ufaklık orada. Görünüş var ya. Of. Evde olmaya çok alıştım. Kim gidecek işe bilmiyorum. Hem erken kalkması zor hem de o stres. Ama yarabbim. Ay. Hemen de oturuveririm. Hiç de market arabasını başlatmak gibi bir adetim yoktur. Bizim şirket sahibi. Nasıl, böyle iyi mi? Çok iyi. Bok. Ay. Evdeki işler duruyor. Ne? Daha gidip eve diyorum ki süpürüp villa da yapacağız. Asansör çalışmıyor hala. Elle taşıyacağım ben bunları. Hakikaten ha. Hakikaten ha. Ağız geveleme, ağız geveleme. Aşkım ben arabayı bırakayım, villamı alayım geliyorum. Tamam. Pilleri almaya gidiyor. İşte bu da 1 lira için çektiğim çile. Aha da Joe'm orada, Joe'dan geldim buraya. Seni alacağım lan. Ve işte pane sesi. Aha düştü. Gel lan buraya. Karşıdaki ışık kötü nasıl bizim? Mini Toma.
Açayım mı da? Dışarıdan çekim yapayım. Fatih ışık takmayı tek seviyor da. Arabasına. Kulaklarını uyalım, uyumayanları uyalım. Böyle ışıl ışıl Toma gibiyiz yani. Hepinize yeniden merhaba demek isterdim ama asansörsüz olarak eşyalarımı taşıdım. Tuğba mutfakta yerleştirmeye başladı öyle. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine bir vlogda görüşmek üzere. Bye bye.